Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, soru çözüm videolarımıza solunum sistemi ünitesiyle devam ediyoruz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Karşımıza bir grafik sorusu geldi. Önce bir şöyle soruyu okuyayım, sonra grafiğe tek tek bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki grafiklerde belirtilen durumlardan hangileri doku kılcallarında görülür diyor. Neyi sordu bana? Doku kılcallarında görüleni sordu arkadaşlar. Doku kılcallarına geldiğinizde karboksi hemoglobin miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü dokularda karbondioksit fazla. Hemoglobin dokuya geldi, karbondioksiti gördü, oksijeni bıraktı ve karbondioksite bağlandı. O yüzden karboksi hemoglobin miktarı arttı. Üçü kesinlikle kabul edeceğim. Peki al yuvarlar miktarımda hangi yönde bir değişiklik olacak arkadaşlar? Doğrudan al yuvarlar miktarım değişmeyecek. O yüzden 2 de doğru. Bu neydi? Bu bikarbonat iyonuydu. Bikarbonat iyonları nerede oluşuyordu? Dokularda oluşuyordu. Ve dokularda bikarbonat iyonu fazla olduğundan dolayı burada artan bir grafiği görmem gerekiyordu. Yani birinci grafik yanlış. 2 ve 3 doğru arkadaşlar. 2 ve 3'ü biz doku kılcallarında görebiliriz. Yukarıdaki reaksiyonlardan hangileri doku kılcallarında gerçekleşir diyor. Aslında dokuyu ve akciğeri ayrı ayrı burada ayırabiliriz. Bu kalıp soru karşımıza çok fazla geliyor. Siz de burayı biraz sevmiyorsunuz sanki ama gerçekten birazcık daha böyle hani o konu anlatım videosunu güzelce dinlerseniz arkadaşlar buranın çok da fazla gözümüzü korkutacak noktada zor olmadığını göreceksiniz. Bakın şimdi. Hemoglobinin bir huyu vardı, hatırlıyor musunuz? Hemoglobin nerede hangi gaz daha fazlaysa ona bağlanmak istiyordu. Hatta ben hemoglobine ne demiştim? Şıp sevdi demiştim. Akciğere gittin, hangi gaz daha fazla? Oksijen. O zaman oksijene bağlanmak isteyecek. Dokuya gittin, hangi gaz daha fazla? Karbondioksit. O zaman karbondioksite bağlanmak isteyecek. Karbondioksite bağlanabilmek için de oksijenden ayrılması gerekecek. Bakın şimdi hemoglobin oksijene bağlanmış. Hemoglobin oksijene bağlandıysa arkadaşlar neredesiniz? Akciğerlerdesiniz. Değil mi? Bikarbonat iyonunun hidrojenlerle tekrardan birleştiği yer yine akciğerler. Suyun karbondioksit ile birleştiği yer dokular. Hemoglobinin karbondioksite bağlandığı yerlerde yine dokular. Akciğer ve doku olanları ayırdım. Bana soruda doku kılcallarında gerçekleşeni sormuştu ya. Cevabım C şıkkıdır dedim. Yine çok çok güzel bir soru kalıbı. Bolca karşına gelecek. ÖSYM sormuş. Yine AYT denemelerinde ve Türkiye geneli deneme sınavlarında da benzer sorular çıktı arkadaşlar. Deniz seviyesinden daha yüksek rakımlara çıkan bir bireyde hangileri gerçekleşir diye sormuş. Bir kere deniz seviyesinden yükseklere doğru çıktığınızda oradaki oksijenin çözünürlüğü ve basıncı değişecek arkadaşlar. Bu basınç değişimi bizim daha sık nefes alıp vermemize yardımcı olacaktı. Ve oksijen derişimi belirli bir oranın altında olduğu için ve çözünmüş oksijen derişimi özellikle belirli bir derecenin altında olduğundan ve hava basıncı etkisini orada daha bariz gösterdiğinden dolayı biz oksijenden maksimum düzeyde faydalanmak isteyeceğiz. Ya bunu... Yani bu şekilde daha sık nefes alışverişi şeklinde gerçekleştireceğiz. Ya da arkadaşlar ya da eritrositlerimizin sayısında artış meydana getireceğiz. Yani al yuvarlar sayımızı artıracağız. İkisi banko. Peki hocam ak yuvar için ne söylersiniz? Arkadaşlar ak yuvarlarımız bizim bağışıklık sistemimizde görev alan hücrelerimiz. Yani senin vücuduna bir mikroorganizma giriş yapar, ak yuvarlar sayın artar. Oksijenle, dağın zirveleriyle, yüksek yerlerle hiçbir şekilde ak yuvarların alakası yok. O yüzden 1'i eliyorum, 2 ve 3'ü kabul ediyorum. Ak yuvar çünkü mikrobun olduğuna delalet eder. Evet, nefes alma sırasında meydana gelen olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir diyor. Aslında bu bizim solunum sisteminde hani böyle gazların taşınması değil ama solunumun gerçekleşmesi sırasında gerçekleştirdiğimiz olayları soruyor ve sıralama soruyor arkadaşlar. Şimdi sıralara baktığımızda şık şık da gidebilirsin. Ya da tutup nasıl gidebilirsin, nasıl ilerleyebilirsin? Önce bir okursun, sonra mantığını bulmaya çalışsın. Diyafram kaslarının kasılması, göğüs içi basıncın azalması, basınç farkından akciğerlerin hava ile dolması sanki en sona doğru gerçekleşiyor. Göğüs kafesinin öne doğru çıkıntı yapması demiş. Neyle başlamam gerekiyor?
Tabii ki arkadaşlar diyafram kasını kasarak başlamam gerekiyor. Gitti, gitti, gitti. Diyafram kasını kastım. Diyafram kasını kastıktan sonra ne yapmam lazım? Diyafram kası kasıldı. Göğüs içi basınç azaldı, değil mi? Bu esnada göğüs içi basınç azaldı. Göğüs kafesi öne doğru çıktı. Basınç farkından dolayı akciğerlere hava girdi. Ya da şöyle bakalım olaya. Diyafram kaslarını kastık biz. Diyafram kasının kasılmasıyla birlikte bir basınç farkı açığa çıkacak ya. Göğüs içi basınç mı azaldı önce, yoksa basınç farkından akciğerlerin hava ile dolması mı? Tabii ki önce göğüs içi basınç azaldı. Direkt cevap geliyor zaten. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Sıralama sorularında belki her şeyi okumanıza gerek yok. Bir iki tane mantıklı şeyi bulduğunuzda olay akıyor arkadaşlar. Mesela havanın dolmasını götürüp de ikinci kısma ya da üçüncü kısma koyamam. En sonda gerçekleşecek olay olduğundan dolayı C şıkkını işaretledim. Egzersiz yapan bir sporcunun kanında karbondioksit miktarı artar. Peki karbondioksit miktarı artarsa arkadaşlar asitlik ne yapar? O da artar. pH ne yapar? Azalır. Peki soluk alıp verme hızı ne yapar arkadaşlar? Artar. Kalp atışı artar. Vücut ısısı artar. O zaman beklenmezi sormuş bana. Kalp atışım hızlandı. Kan pH'i düştü. Soluk alıp verme hızlandı. Kan dolaşım hızı hızlandı. Olayın kandaki tuz miktarıyla alakası yok. Evet, insanda soluk verme hızı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Soluk verme hızı ile ilgili. Soluk alışveriş hızı şiddeti sinirler tarafından denetlenir. Doğru. Solunum refleksini omurilik soğanındaki ve ponstaki solunum merkezleri düzenler. Doğru. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça soluk alıp verme hızımız ne yapıyordu? Artıyordu. Kanda oksijen miktarının artması solunum hızını artırır diyor. Bir dursun. Beyindeki solunum merkezi istemli solunumu kontrol eder ve kısa sürede soluk tutulabilir. Solunu tutabiliyorsun. Bu senin bildiğin bir şey. Kandaki oksijen miktarının değil, karbondioksitin miktarı arkadaşlar soluk alıp verme hızını artırır. Yine adrenalinin artması, nikotinin artması, kafeinin artması soluk alıp verme hızınızı artıracaktır. Solunum gazlarının taşınmasıyla ilgili olarak gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerden hangisi karbonik anhidraz enziminin etkisiyle gerçekleşir demiş. Hemen şöyle bir ok çıkartıp hatırlatma yapmak istiyorum. Karbonik anhidraz enzimi tersinir çalışırdı. Arkadaşlar karbondioksit ile suyu birleştirip karbonik asitin oluşmasını sağlardı doku kılcallarında. Akciğer kılcallarında, alveollerde ise tam tersi bir eyleme sebep olurdu. O yüzden tersinir çalışırdı. Oksijenin bağlanmasında ve karbondioksitin hemoglobine bağlanmasında görev almaz. Ancak karbondioksit ile suyun bir araya gelerek karbonik asit oluşturmasında, yine karbonik asitin parçalanarak karbondioksit ve suya dönüşümünde görev alan bir enzimdir. Cevabım ne oldu? 2 ve 3 oldu. Son sorum. Yukarıda belirtilen durumlardan kaç tanesi solunum hızını etkiler demiş. İmpulslar yani sinir sistemi etkiler arkadaşlar. Kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesi. Solunumu kontrol eder ama hızı etkiler mi bakacağım. Diyafram kasının kasılıp gevşemesi. Akciğerdeki basınç düzeyi etkileyecek. Kandaki karbondioksit konsantrasyonu da etkileyecek. Kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesi daha hızlıysa daha hızlı soluk alıp verişi yapıyorsun. Diyafram kasının daha hızlı kasılıp gevşemesi daha hızlıysa daha hızlı soluk alışverişi yapıyorsun. Ama doğrudan solunum hızını etkileyen faktörler mi? Değiller. Ben olsam 3'ü kabul ederim arkadaşlar. Bazı kaynaklar sanki 5'miş gibi de kabul edebilir ama bunlar solunumun gerçekleşmesi noktasında aslında bizi destekleyen şeyler. Hatta akciğerdeki hava basınç düzeyi de yine hızı etkilemez. Yani hızın etkilenmesi özellikle soruluyorsa ben burada bunu dahi eler cevaba B şıkkı diyebilirim. O yüzden biz yine de son halini kabul edelim. B şıkkı olarak kabul etmiş olalım. Çünkü hatırlarsan eğer solunum hızını etkileyen faktörler arasında impuls hızlarını saymıştık, impulsları saymıştık. Kandaki karbondioksit hızını miktarını konuşmuştuk. Adrenalini söylemiştik, nikotini söylemiştik, kafeini söylemiştik arkadaşlar. Veya dağın zirvelerine doğru tırmanmayı söylemiştik. Ancak şu olaylar
soluk alıp vermeyi etkileyen olaylar, hızı doğrudan etkileyen olaylar değil. O yüzden 2 daha sağlıklı bir cevap olmuş olacaktır. Evet, solunum sistemi soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşene dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.